Şöyle, şimdi o bina babama ait bir bina. Yani babam rahmetli oldu, biz onun mirasçısıyız. Dolayısıyla ben de o binanın bir ortağıyım. Dolayısıyla belediye başkanlığı döneminde, yani babama ait bir binanın üzerinde ahşaptan kendime bir başkanlık köşkü evi yaptık. Yani bir serçe, işte küçük bir yer yaptık. Yarın sökülür, alıp götürülebilir bir şekilde. Bu kamuoyunda bizi az evvel de söylemiş olduğum gibi birçok hemşerimiz tarafından bizimle alakalı eleştirmek isteyenler için söylüyorum bunu. Bir şey oldu, bir fırsat oldu. Evet, sökülür, takılabilir yapılar her yerde yapılıyor. Yani bunlar gerekirse satmak için sökülüp yapılıyor. Ben de kendim kullanmak için belediye başkanlığı sürecimde böyle kendime ait bir binanın, 1000 metrekare bir binanın üzerinde 100 metrekare bir ahşap, yarın işte ben başkanlığı bıraktığımda alıp götürebileceğim. Orada da çayına gelen hemşehrilerimi, dostlarımı, misafirlerimi, orada ahşap bir bina, orada davet edeceğim, onları ahşap, Rize'nin ahşap mimarisini de gösterebileceğim. Geçici bir şey bu. Çayeli'nde hepimiz biliyoruz ki Çayeli'nde sadece birkaç mahallede imarla ilgili ciddi şey var, çalışmalar var, imar planları var. Bunun dışındaki biz mücavir alan dediğimiz imar planının dışındaki birçok yerde hemşehrilerimizin zaten yapmış oldukları binaların, beton orma binalarında kendileri zaten ruhsatsız. Yani bu Kesmetaş Mahallesi'nden Küçük Taşhane Mahallesi'ne, oradan Büyük Taşhane, Taşhane, Yeni Pazar'ın üst kesimleri, Yalı Mahallesi, bu mahallelerde Yaka, Liman Köyü'nün üst mahalleleri, buralarda yapılan binaların çok eski tarihlerden beri hepsinin belediyede bir kaydı yoktur. Belki bir emlak vergisiyle ilgili bir kaydı vardır. Belki son dönemde çıkan imar barışından faydalanmışlardır. Yoksa yani ilçemizde zaten gelenek olarak yani planlı alanların dışında yapılan mücavir alanlardaki hiçbir binanın, beton orma binanın bile bir kaydı kuydu yok. Dolayısıyla ilçemiz bu durumda. Ben kendi 1000 metrekare alan üzerinde sadece kendi başkanlık döneminde sökülür takılabilir bir 100 metrekare bir alan yaptık. Bunu da kendimiz ilçemizin hem ahşap mimarisini öne çıkarmak hem de buraya gelen, bize gelen dostlarımızı misafir etmek için kullanacağım. Daha sonra başkanlığı bıraktığımda da söküp götüreceğim. Evet, bunun da kimseyi rahatsız etmemesi gerekiyor. Ama rahatsız olanların da muhtemelen oraya üzerinden bizimle bizi eleştirmek, bizi yıpratmak için çabaları var. Ben bu konuda çok rahatım. Onlar da rahat olsunlar yani.